geldiniz arkadaşlar. Willkommen bei unserem Kanal. Şimdi arkadaşlar, Almanca öğrenmede nasıl bir yöntem izleyebilirsiniz? Eğer önceden bilginiz varsa, temeliniz varsa şunu yapacaksınız. Alt yazılı Türkçe açın. Almanca konuşsun. Tamam mı karşıdaki? Yani video açın işte. Almanca öğreniyorum deyin. Orada işte videolar var. Ve nasıl yapacaksınız? Şimdi bunu kısa kısa böleceksiniz. Atıyorum işte. Dedik ki mesela Willkommen bei unserem Kanal. Mesela bunu yaptık. Daha sonra işte aktivieren die Glocke. Yani bunları art arda sıralamış, tamam mı? Şimdi bunu ezberleyene kadar başa alın, sarın, alın, sarın, ama sadece dinlemek yeterli değil. Bunu aynı zamanda beraber okuyorsunuz. Yani orada diyor ki işte ich komme aus der Türkei mesela. Onu o söylerken de beraber söylüyorsunuz karşı tarafla. O sesi söylerken sen de onunla beraber orada yazan baloncuğu okuyorsun. Sen bunu aynı zamanda kendi kendine yorumluyorsun. Aa, işte atıyorum ne olsun? Damit sie keine Video verpassen. Yani videoya geçmeyin. Bununla beraber videoya geçmeyin. Aa diyorsun hemen kafanda. Damit'den sonra özne geliyormuş. Daha sonra ne geliyormuş? Kein Video verpassen. En sonunda fiil varmış. Değil mi? Ortada da işte sıfatmış, nesnemiş, bunlar varmış. Yani damit'in kullanılmasını da beynine kazıyorsun arkadaşlar. Dediğim gibi uzun cümleleri, mesela çok uzun cümleler olur. Bunları daha teke indiriyorsun. Atıyorum işte kısa bir cümle var. Ich komme aus der Türkei. Ich bin 26 Jahre alt. Bunlar işte sana basit geldi. Bunu işte 2-3 video şeklinde, nasıl desem, 2-3 baloncuk şeklinde, hani geçiyor ya hemen baloncuklar, işte bir şey söylüyor sonra diğerine geçiyor bilmem ne. Bunu 3 şekilde şey yapabilirsin, ama çok zor bir kelime çıktı, cümle. Bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Tek bir baloncuk olarak sarıp 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 başa alıp sarıp sarıp dinliyorsun. Dinliyoruz ve arkadaşlar beraber söylüyoruz. Aynı zamanda Türkçesini beynimize kazıyoruz. O aşağıdan bir yandan da okuyoruz. Bu şekilde söyle söyle senin kafana bu zaten girecektir. Başka hiçbir şey kursa da gerek yok. Sen bunu zaten kursa bile gitsen ne yapacaksın biliyor musun? Böyle aklına geleni konuşacaksın. Telaffuzla gramer çok farklı, nasıl desem. Tamam, orada konuşacaksın, ama sen Alman geldiğinde o işte atıyorum aktivieren die Glocke mesela, diyeceksin ki o zaman İşte bir şey olacak iş yerinde. Aktivieren, yani harekete geçir işte. Aktivieren die Glocke. Şu anda o kadar ilaç aldım, beynim dolu ki arkadaşlar. Aktive edin işte, anladınız mı? Aktive etmek. Dolayısıyla aktivieren'ı sen kendin de kullanabilirsin, ama zaten Alman geldiğinde otomatikman o kafandaki kelimeleri kullanacaksın. İşte aktivieren die Glocke'ydı mesela, başka bir şey olacak, ne olsun, aktive etmek, interneti aktive et, yani bir şekilde bunları kullanacaksın arkadaşlar. Dolayısıyla bu kelimeler aklında kalacak zaten. Sen kursa da gitsen böyle, gitmesen de böyle, Almanya'da olsan neyse, ama Almanya'da olmadığımıza göre maalesef bu kadar anca gelişebilir.